Bir gün 24 saat kanalına hoş geldiniz. Sizler için Türkiye'nin en çok sevilen köşe yazarlarının yazılarını seslendiriyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yiğit Bulut, Star Gazetesi. Ekonomik vesayet peşinde koşan hayalperestler. Değerli dostlar, yıllar önce daha net ifadeyle Türkiye her türlü vesayeti kırma yolunda ilerlerken şu cümleyi bir yazımda paylaşmıştım. Türkiye 1946 sonrası iki vesayet altında yaşadı. Birincisi yerli ve küresel işbirliği tarafından yürütülen ekonomik vesayet. Diğeri de ekonomi, siyaset, sosyolojinin bozulması sonucu güçlenen silahlı vesayet. Bugünlerde sivilleşme sonucu silah üstünlüğüne dayanan iç vesayet sona ererken, Türkiye üstünde ekonomik vesayet sahibi olanlar yerlerinde kalmak için büyük bir savaş veriyorlar. Evet, paylaştığım cümle aynen böyleydi ve 2003'ten 2018'e birçok vesayet kırılırken ekonomik boyunduruk sevdasında olanlar yerel, küresel anlamda hayal görmeye devam ediyorlar. Sevgili dostlar, zor ve yokuş yolları tırmanırken içeriden dışarıdan onlarca kurum ve kişinin olumsuz yorumlarıyla desteklenen negatif dalgalanmanın altında ekonomik vesayet istediği ve eylemi yapıyor. 200 yıllık hayalleri bitmedi. Türkiye ekonomik olarak tam kontrol altına tutmak istiyorlar. Eskiden gizli yürüyen bu süreç artık açığa çıktı ve açık tehditlere dahi dönüştü. Bu bağlamda bazı gerçekleri lütfen unutmayalım. Türkiye silaha dayanan iç, dış her türlü vesayet denemesini ekonomik olanla eş zamanlı olarak kırdı ve bu kırışı hala birileri, daha doğrusu bundan nemelenmeye çalışanlar direniyor. Ama şunu gözden kaçırıyorlar. Türkiye dünyanın en borçsuz ülkesi, en sağlam marka dengesine sahip ve en önemlisi gelişmeye uygun belki tek bölgesi. Gelişmiş dediğimiz ülkelerin borçlarına ve özellikle milli geliriyle kıyaslanmalarına baktınız mı? Bakmadıysanız lütfen bir göz atın. Ve Türkiye'nin Amerika, Kanada, Japonya ve Avrupa ülkelerine göre nasıl durumda olduğunu analiz edin. Türkiye, rasyosu %30'ların altında olan tek ülke. Fransa, Almanya, İtalya, Amerika ve Japonya'nın bir yıllık milli gelirinden daha fazla kamu dış borcu var. Türkiye'ye yönelik operasyonlarda istediklerini alamayacaklarını anladıkları gün geldiğinde ve özellikle paranın güvenli liman aradığı yeni bir dünya düzeninde Türkiye'ye para akacaktır. Ekonomiyle oynayarak siyasi manipülasyon yapmaya ve para kazanmaya çalışanlar kesinlikle tavsiye olacaklar. Sabırla bekleyin, hep birlikte göreceğiz. Ekonomik vesayet ümidi olanları da bu son döneme işte geride bırakacağız. Sevgili dostlar, Sayın Cumhurbaşkanımız ilk göreve geldiği zaman yani 2003'te IMF bankası altında ezilmek istenen, piyasa sopasıyla dövülen, her anlamda işine karışılan bir Türkiye gerçeğinden tam bağımsız bir Türkiye gerçeğine geçtik. Bu son döneme işte her türlü baskı ve tehditlerine, manipülasyonlarına rağmen geçilecek ve yeni Türkiye gerçeği çok daha net hayata geçecek. Durmak yok. Her anlamda mücadeleye devam. Önemli not. Varlık Fonu içinde çok doğru bir modelleme ortaya çıktı. Zaman ve tecrübeyle model daha da gelişecektir. Konu hakkında birçok yalan yanlış haber yapılıyor. Başbakan'a bağlı ilk yönetim kurulu yeni döneme geçilmesiyle ortadan kalkmıştı. Yeni sistem ile ortaya çıkan yeni modelleme ve yeni yönetim kurulu ile çok hızlı adımlar atılacak. Her zaman maaş spekülasyonu yapıldı. İlk yönetim kurulu tarafından alınan maaş almama kararının yenilenmesi çok önemli ve kamuoyu tarafından çok iyi bilinmeli. İlk ayrılan yönetim kurulu başkanı Boston dahil olmak üzere Varlık Fonu bünyesinde görev yapan yönetim kurulu üyeleri ilk günden bugüne ve yarınlara tek kuruş maaş almadı ve yeni yönetim kurulu kararı ile yine almayacak. Bu milli bir görev ve çok önemli adımlar atılacak. Spekülasyon yapmaya çalışanlara duyurulur. Yiğit Bulut, Star Gazetesi. Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.